Bu da mı kurudu? Bu kurudu. Komple yık bunu. Bunu yıkmayacağım hala. Niye bilmiyorum. Belki aslında hidrolik kömür çıkarıcı yapabilirim 15 oduna. Şu an bizde lan sen ne istiyorsun? Gizli mezarlık, geminin kazdığı kamp. Efendim insanlarımız can sıkıcı bir keşifte bulundu. Toplama noktası için bir yer hazırlarken kardaki bir izi takip ettiler ve bu iz onları donmuş ormanın daha derinlerine götürdü. Orada yaklaşık 20 mezar bulunan bir açıklık buldular. İçlerinden birinin üstünde bir kaptanın şapkası var. İnsanlarımız geminin mürettebatının muhtemelen yerliler tarafından buraya gömüldüğünü düşünüyor. Geminin kazdığı kampı memnun olacak. Bundan bahsetme. İnsanlar bildiğimizi söyle. Bundan bahsetmiyoruz. Bundan bahsetmeye gerek yok şimdi. İnsanların huzursuzluğuna hiç gerek yok. Ve bu zaten adamların memnun edeceği için 50 odun vereceksin. Bunda ne veriyorsun? Kömür deposuna ulaşmaya yardım et. Yemeğin kazdığı kampının kömür deposunu açmasına yardım ederek odunları evlerini ısıtmak için kullanmak yerine bize gönderiyor. Oo. Ben şunu da bir yapayım da her türlü. Bak bu iyi ama bu da lazım. Dur, çelikleri dursun. Çelikler bir dursun çünkü ev yapıyoruz. Birazdan. Önce biz, sonra onlar. Revir kontrol listesi activated. Ben ikinci bir revir açacağım galiba. Çünkü ölümcül hastalarımız geliyor. Sağlık sistemimiz, hizmetimiz, sistem değil, hizmetimiz. Bayağı iyi durumda. Yalan yok. Bayağı iyi durumda. Buraya sığmıyor mu? Buraya. Nereye yaparsam yapayım bir yer kalacak yani. Buraya yaparsam bara olmaz. Barı taşıyamayız. Let's go. Oraya bir dövüş yeri yaparım. Oraya dövüş yeri yaparsam bir dakika dursana. Reviri ben bu tarafa da yapabilirim ki. Aa, aynı mesafe zaten. Hatta burası daha sıcak. İkinci revirimiz de burada olsun mesela. Hangisi daha yakınsa oraya gitsin falan. Şu ikisini de yıkıyorum çünkü yani iki revir varken sağlık çadırlarına hiç gerek yok. Başka sağlık çadırımız var mı bir yerde? Fonksiyonlu olmayan. Galiba yıktık. Okey. Bunlardan bir tanesini dövüş şeyi yaparız. Bir tanesini de ev yaparız. Çünkü güzel yerdeler. Düşünüyorum. Şunu merak ediyorum ama açıklamasını bile göremiyoruz. Buhar kamyonları. Ona mı puşlasak? Ama 100 çok ya. Dur. Isıtmayı geliştirmeyi bekleteceğim. Bir dakika. Burası için hiçbir şey yok değil mi başka? Yok.
Kömürümüz ne kadar gidiyor? Az gidiyor. Birkaç gün dayanır. Hala daha bazı evler yapılmadı. Tamam, insanların sıcak bıdı bıdısı bunu tamam. Şu an bayağı umut azaldı, huzursuzluk arttı gibi ama onu düzelteceğim. Merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Ben de. Yeni kurbanlarına uzun ve yorucu bir yolculuk sonrası yerleşim yerine vardığını duyduk. Neredeyse yarısının yolda öldüğünü, kalanlarının da kritik durumda olduğunu öğrenmek bizi dehşete düşürdü. Lütfen onlara hemen yardım et. Etmezsen onlar da ölecek. Yerleşim yerlerimiz arasında güvenli ve hızlı bir bağlantı inşa etmek gelecekte böyle trajedileri engellememizi sağlar. İnsanlarımız teknolojiye güvenmiyor olabilir ama işe yaradığı noktalar olduğunu farkındayız. Bize doğru güvenli bir rota inşa ederseniz size 2 günde bir düzenli yiyecek sevkiyatı vaat ediyoruz. Bu herkesin yararına olacak. Birileri ölmüş yolda. 5 kişi ölmüş. Yani bravo gerçekten. Ama şeyden. Kaplıca'da gelenlerden ölmüş. Kar aracı. Ne diyorsun? Sürücünün donmuş sesi de hala içeride. Böyle araçlar ki keşiflerde ileri görmek için kullanılırdı. Ama asla tek gönderilmezlerdi. Böyle küçük bir araçla donmuş topraklarda gezmek çok tehlikeli. Yani bir süre önce buradan bir kafile geçmiş olmalı. Muhtemelen de aceleleri varmış. Yoksa bu cesedi gömerlerdi. Trailer enkazı. Trailer enkazı. Hadi bakalım. Haydi bakalım ne çıkacak oradan. 50-75 50-75 50-75. Ve aynı zamanda birim yapmam lazım. 50-50-10. Let's go. Düzenli yemek için bu şart. Bu bir görev. Ya her şeyi de yapamadım ki. Bazı evler hala... Lan bunu arıyordum işte ya. Yık bunu. Neyse. Çadır mesela. Şu çadırların çok hızlı eve dönmesi lazım. Eve dönüştürülmesi lazım. Ben galiba bir 50'lik harcayacağım ya şuna. Lan ne ara geldin buraya? Oha çok hızlı geldiler. Huzursuzlukları arttığı için bir takım şeyler yapmamız lazım. Bir dakika, bir dakika dur bakayım. Bizim şu an kaç hastamız var? Hasta. Tamam. Hepsi bakılıyor. Bir dakika. Ortalama mı bu? Bu ne düşük? Abi hep çelik istiyorlar ama. Hep çelik istiyorlar. Bu hoş değil. Ve bir dakika. Ne geliyor şu an bize? Bize şu an hiçbir şey gelmiyor yemek olarak. 30 tane var, 86 tane var. Bitti. Oo mama. Panik. Dur. Yo tamam ya. Biraz çelik. Abi çok çelik lan. Çok çelik lazım. Okay. Yapacağız, yapacağız. Donuyor mesela. Neyse ki kimse yok bu çadırda. Bu çadırda kimse yok, değil mi? Burada kimse yoksa ben bunu yıkayım da. Orada bir sıkıntı olmasın ekstra. Oha.
Ne oldu burada böyle? Bu niye diğerlerinden daha soğuk? Yani şu ve şunun arasında dışarıda mı kaldı? Zaten kimse yok onda. Alt seviyeye geçip, bak şimdi. Yapmak istediğimiz şeyler var. Şu alt seviyeye geçip bunu yapmak ve böylelikle şuranın çalışma kapasitesini daha hızını arttırmak. Bu da bize daha fazla çelik verecek. Ama bunlar her biri çelik. Bu, sırf bu 100 çelik üstüne bu da muhtemelen 100 ya da 125 çelik isteyecek. Bu bir. Ve bizim sadece 63 çeliğimiz var. Evlerin her biri, tamam mı? Yeni ev yapmak her biri 15 çelik istiyor. 7 çelik, yo 15 çelik istiyor tabii. Çadırdan upgrade edince 15 çelik ki bu indirimli hali. Daha ne kadar var öyle. Üstüne şu noktaların her birini inşa etmem lazım. Her biri 75'er çelik. 225 de bu yol. Ama sonunda şey olacak, düzenli yemek gelecek. Falan filan yani öyle. Böyle bir durumdayız şu an. Ve bu yolu diğer no mesela şuraya da çekersek yine muhtemelen aynı şeye mal olacak bize. Yani ne yapalım bilmiyorum. Sen nerede bekliyorsun ya? Ha orada bekliyorsun. Hep çelik yani. Ve şu an hava eksi 50 derece. Gerçi bir gün böyle takılacak. Ama çadırlar soğuk. Soğuk çadırlarımız var. Bir gün bunu taşıyabiliriz ya. Bir günün böyle olmasında bir sıkıntı yok. Hatta şunu da al. Hatta şunu da al. Ekstra kömür geliri. Bakayım onlar sıcak mı? Bo no 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 no. İptal. Gerçi yo. Yo iptal. Bayağı donuyor orası şu an. Aha, bıçkı evi yamuluyor. Böyle olursa yamulmuyor. Soğuyor ama. Evet, biraz hastamız olacak burada. Soğuk algınlığı. Güvenli yol kurulurken bir sonraki fışkırma riskini azaltmalıyız. Mühendislerin akışı stabilize etmek için mağaralara su bastırmak istiyor. Bu fışkırtmaları engelleyecektir ve bize daha büyük mahsuller sağlayabilir ama hafif yırtıştırıcı olarak kullandığımız mağara yosunlarını da yok eder. Biz basıncı düşürmek için sondaj deliği açmayı yeğleriz. Fışkırmalar yine ara sıra olabilir ama bu da doğanın kanunu. Mağaraları su bastır, sondaj deliği aç. Kaplıcılar memnun olacak. Hayır. Kaplıcalar memnuniyetsizlik duyacak. Çiğ gıda sevkiyatları 10 artacak. Aşırı akıntı yönlendirmesi açılacak. Aşırı akıntı yön... Ne? Mağaraları su bastır. Okey. Anlamadım. Buradan mı su bastırıyorum? Aşırı ha buradan. Oo. Her sevkiyatta artı 10 çiğ gıda veriyoruz. 60 çelik, 1 steam core ve 30 ağaç karşılığında. Odun karşılığında ne ağacı? Abim ya, siz çok şey istiyorsunuz. Hepiniz çok şey istiyorsunuz. Altyapı tamirlerine bak. 50 ay 60 ne? 50 odun 60 çelik. Ani gazi fırtınası altyapılarına büyük hasar verdi. Onu onarmalı duvarlarımızı güçlendirmeliyiz. Yoksa sıcak su eridi geç daha da fazla mahsul yok edecek. Kapçalar bize 30. Ne diyorsun abi sen ya? Önce şu sanki en karlısı gibi. Bunu bir yapalım. İstiyor muyuz şimdi oradan gelen? Yo. Şu an çok da istemiyorum. Daha sonra bakarız.
Ama onu yaptık. Tam böyle ucuna kadar geliyorum. Hop. Geri. Çelik konusunda. Şu çeliği bir türlü o şeyi yapamadık ya. O kırılma anını yaşayamadık. Çıldırıcıyım. Çelik de başka yerden aslında alabiliyorum ha. Aa! Bunlardan çelik mi? Ama yok, onlardan çelik almak biraz saçma olur çünkü yiyecek alamam o sefer. Ne yapacağız? Daş mı yiyeceğiz? Neyse tamam. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı olmamalı. Kış yuvası harabeleri, bencil ve yetersiz bir liderin beceriksizce süren hükmü yüzünden yıkılan bu şehir, kötü işletilen ve tamir edilemeyecek kadar zarar gören jeneratörün patlaması yüzünden yok olup harabeye dönüşmüş. 40 yıl düşünsek buraya döneceğimiz aklımıza gelmezdi. Çelik, odun, cahiliyet abidesi. Yeni Londra'ya sığınan tahliye edilmiş çocuklar dışında buradan kaçanlara ne olduğunu bilmiyoruz. Üzerinden çok uzun zaman geçmiş. Kış yuvası insan cehaletiyle kibrin bir abidesi haline gelmiş ve doğada yıkımını tamamlanmasına yardım etmiş. Büyük fırtına harabeleri kar ve buzla kaplamış. Tümsekler ve çukurlar bu beyaz örtünün altında insanların el emeğinin yattığını hatırlatıyor. Çocuk madeni yok olmuş otomaton. Çocuk madeni mi? Madende çocuk mu topluyoruz? Yok, yok edilmiş otomatona gitsin. Oradan dönüştürüp çocuk madenine uğrar. Biraz madenden çocuk kazarız. Treller enkazı buz yerine, tamam, ne diyor burada? Devlerin anısı. Treller aslında kaşiflerde biraz çelik birikti yani. Onların dönüşüyle bir miktar rahat nefes alacağız. Treller'in dev gövdesine bakınca büyük fırtınadan önce donmuş topraklarda bulunan ve kuzeyden bir sürü insan taşıyan dreadnought'ların gücünü hayranlıkla hayal ediyoruz. Bu kafile nereye gidiyordu? Maalesef öğrenemeyeceğiz. Fırtına bütün izlerini silmiş. 25 çelik de buradan alır. Baksana, toplamda şu an kaşiflerin çeliklerine bak. 101 burada var. 65 burada var. Fena değil, hiç fena değil. Tamam, buradan dönüş yolunda sağlam barınağa uğrayabiliriz. Oradan da başka bir yer açılırsa oraya, açılmazsa mercimek şehrine gideceğiz. Ne mercimek şehri ya? Ben bir konuşmayı neyim mi? Boşta 25 insanımız var. 10 tanesini yollayıp şeyden kurtulabiliriz. Yardımcı eller falan diyor. Ben şu an şeyi bıraktım değil mi? Evi bir süre daha bıraktım. 23. güne kadar falan ev önceliğimiz değil. Önceliğimiz bu insanların kömür deposuna ulaşmaya yardım et. Gitti. Çok güzel diyorsun da yani... Galiba benim ilk yapacağım şey buradaki yolu yapmak olacak ya. Ama çok da masraflı olacak. Ama onu yapamam sadece. Sadece onu yapamam. Sadece onu yapamam. ...50 çelik ve 30 odunun karşısında 20 çığ daha veriyor. Hiç yani. Sanırım bu en mantıklısı şu an. Ama altyapı tamirleri de bayağı... ...iyi olacak gibi. Önce bunları verip... ...ekstra yemekleri alıp... ...sonra hem yemek stoğu hazırlayıp kendimi bunlardan... Ondan sonra kazandığım bütün şeylerden
çeliklerden yol yapabilirim. Ya da bir süre hiçbir şey yapmayabilirim. Gelirimizi arttırmaya pushlayabiliriz. Galiba gelirimizi arttıracağım ya. Gelirimizi bir arttıralım da ondan sonrasına bakarız. Lazım olmadıkça bir şey yapmıyorum. Tıbbi rapor. Gemi enkazı kampı. Tıbbi personelimiz gemi enkazı kampında rapor veriyor. Bu insanlar tecrübeli ve yetenekli işçiler. Vücutlarında tehlikeli ve bazen toksik şartlarda çalışmalarından ötürü çeşitli yaralar var. Yine de çoğu yetersiz beslenme ve kötü yaşam şartları sebebiyle ufak rahatsızlıklara sebep olsalar da şaşırtıcı derecede sağlıklar, anlıyorum. Güzel. Gemi enkazından gelen mahkumların raporunu aldık. Çocuk dürüm mü? Öyle bir şey yok. Çıkarın onu aklınızdan. Ben bir kömür giderime bakmam lazım. Kömür giderinde hala eksideyiz. Ama önce otomatik prototipleşme. Önce buf. Son 23 odun kazabileceğimiz. Şunlar kazılabilenler değil. Kazabilen, toplanabilen. Odunlarımızı tamamen bitti artık. Bitti mi? Bitti. Bitmesiyle beraber bunları sildim buradan. Bunu kapattım. Bunu da yıktım. Evet. Evet. Ama şu an bize toplamda 75 odun daha geliyor. Ama işte bunların şu an yaptığımız research mesela 125 odun götürdü. Bu ne kadar götürecek bilmiyoruz ama ya bu şart yani, bu şart. Bu ne kadar erken yapsak o kadar iyiydi ama daha erken sanki yapamazdık gibi. Bilmiyorum yapardık mıydı? Aslında yapardık. Nerede yapardık biliyor musun? Şu ekibi oluşturmama gerek yoktu benim şu an. Çünkü bu ekip 50 çelik ve 50 odun aldı. Olsun. Orada beklesin. Gideri yok yani. Varlığı bize bir şeyler eksiltmiyor. Yüzleşmeye 12 gün, kaplıcalar bir yol, geliştirme nakliye deposu kur, güvenli yol kur. Kaplıcalara giden yolda tamam 3 durak. Okey, okey, okey. En azından artık her gün kaplıcalardan gelen yemek sayısı daha fazla. Porsiyon olarak. Onu önden yaptık yani. Değil bu. Yok edilmiş otomaton. Eskimiş, ezilmiş, paslı bir otomaton. Zamanın çoğunu buzun altında geçirmiş gibi duruyor. Belki büyük fırtına onu ortaya çıkardığı için onu bulabilir. Eski makine. Otomatonun paslanmakta olan bedenini inceledik. Bu genel amaçlı bir makineymiş. Muhtemelen kış yuvası tarafından inşaata yardımcı olması amacıyla kullanılmış. Onarılmaz bir hasar aldıktan sonra terk edilmiş olmalı. Buhar çekirdeğini çıkarmışlar. Ama hala da bundan biraz çelik elde edebiliriz. Kuruyan su kaynakları ve kemik korusu diye iki yer var. Kemik korusu mu? Önce kuruyan su kaynakları. Let's go. Bir dakika, benim boşta duran 10 tane mühendisim varmış. Lütfen. Buradaki işçiler kimler? Oha, herkes. Çinjok yok. Sadece Çinjok ve Sanbei'dir. Ha bir de binde bir vaziyet var şuradan. Gerisini tanımıyoruz. Yo, daha aşağısı var. Ama aşağıda bizden ha bir de Kolisik Sofyacı çıktı. 24 saat çalışma şeyi verebilirim. Huzursuzluk yükselecek, o sorun değil de. O sorun değil ama yemeğimiz kalmadı.
Bir saat sonra geliyor. Çok gelmiyor ama. 17-13 ne ya? Yo, onlar gelen değil. Gelen bir şeyimiz yok şu an. Dakika. Ben ölmek istemiyorum şu an. Yemeğimiz bitti çünkü. Galiba bugün bunu yapacağım. Kriz vardiyası. Çok huzursuzluk artacak ama. Well. Aslında bunu research'ten sonra da yapabilirdik. Neyse. Biraz daha acele etmeleri lazım. Daha fazlası. Bunlar büyük fırtınadan önce ölmekte olan kıvılcım. Kaplıcalar zar zor akıyor. Büyük fırtınada her nasılsa su sirkülasyonu bozmuş olmalı. Bu su sirkülasyonu derinlerden sıcaklık getiriyordu. O sıcaklık olmadan kaynaklar donmaya başladı. Kaynaklar tarafından korunan bitkiler fırtınada veya hemen sonrasında ölmüş olmalı. Onlardan beslenen hayvanlar ya açlıktan ölmüştür ya da burayı terk etmiştir. Burada bir şey yok. Bomboş. Hiçbir şeye mi geldik buraya? Boş yere, uzağa geldik. Neyse dönelim şöyle artık. Ve son olarak bu. Buhar çekirdekleri ordu ardiyesi... Buhar çekirdekleri için mi sadece bu? Ama buhar çekirdeğine gerçekten çok ihtiyacım var mı onu bilmiyorum ki. Olabilir aslında ama bilmiyorum şu an. Aşırı müthiş öncelikli bir research gibi durmuyor bu. Tamam, o zaman biz zaten şu an maksimum hızda çelik topluyoruz demek oluyor bu. Güçlendirilmiş izci kızakları bize ne kazandırır? Onlar zaten... Ev yalıtımı. Daha evlerin tamamı olmadı ki ev yalıtımı yapalım. Ben çok şey oldum şu an. Üzüldüm. Galiba şu an research yapmayacağım. Çünkü 50 odun istiyor, anladın mı? Az bir şey değil yani bu 50 odun. Bunu yapabilirim ama. Benim buradan daha fazla odun almam lazım. Ama karma almam lazım bir dakika. Biraz ondan biraz ondan. Yardımcı eller değil. Güvenli yol depo geliştirmesinden 20. O abi buna ya bunu görev icabı yapmam lazım ama 20 geliyor sadece. 30 buradan geliyor. Yani yemeğim var. Ama yani zorlu ilişkiler. Efendim, geminin kazdığı kampındaki insanlarımız yerlilerin onları huzursuz ettiğinden bahsediyor. Gerçekten de bu eski suçlular harika işler olmalarına rağmen kabalar ve fiziksel güçlerini hemen göstermekten, teknik yetenekleriyle hava atmaktan hiç gocunmuyorlar. Mühendislerimiz bunu can sıkıcı buluyor. Anlıyorum. Mühendisler, siz bir sakin olun. Siz çok gerilmişsiniz. Tamam mı? Siz bir gerginsiniz, onu bir ona bir ayar.
Bunu her defasında almam lazım. Galiba ben bunu artık yapacak kaynağa sahibim. Yani 50-75 olur. Ne yapsam aslında? Yüksek diyorsun, dur. Abim sizden ne istiyorum biliyor musun? Biraz oduna. Dahası da var. Biraz daha oduna. Nasıl yardımcı olabiliriz? Düşüneceğiz. Tamam. Sıkıntı yok. Bunu yapıp komple kafa rahat takılabiliriz. Neyse, onlar gelene kadar odunlar. Kaç odun geliyor toplamda? 50, 75, 65, 65. Çüş. Bir şey söyleyeceğim. Güzel odun geliyor ha. Harbi güzel odun geliyor. Neyse, bunları yapacağız işte. Yol falan yapacağız. İlk şeyi yapabiliriz buraya. 40 odun harcanacak. Güvenli kamp post rotası yapılacak, umut artacak. Bir kamp ve bir izci takımının üyelerinin bedenlerini bulduk. İnsanlarımızın biri büyük fırtınadan kaybolan arkadaşlarından birini tanıdı. Yeni Londra ile iletişimi kaybettikten sonra bu kampı en kötü havayı atlatmak için kurmuşlar. Onları doğru düzgün gömmek isteriz ama bu biraz odun gerektirir. İzniniz istiyoruz. Umut artacağı için 40 odun harcanacak. Güvenli kamp rotası yapılacak. Evet. Kampı direkt sen güvenli kamp rotası yapılacak. Ha, huzursuzluk artacak. Okey. Umut artacak, huzursuzluk artacak. Umut artsın. 40 odun karşılayabiliriz. Burayı yaptıysak buradan devam ediyoruz. Tamam, oradan da oraya gitsin. Yumuşak inişe geçilsin. Soğuk evler. Abi, soğuk evler benim canımı çok sıkıyor şu an. 2 gün içinde 5 soğuk evi ısıtmaya başlamalı. Bu sefer yapabilirim ama. Bu sefer yapabilirim. Tamam. 5 soğuk ev. Yapacağım. Hatta şu an bile yapabilirim. Ama şu an yaparsam insanlar hasta olur, değil mi? Evet, gece yarısı evsiz bırakırsam onları bu bayağı canlarını sıkar. Tamam. İkinci yere geldik mi? Geldik. Ve yaptık bile. Her şey planlandığı gibi gitti. Burası yerleşim yerlerimiz arasındaki gelecek seferlerde net bir rehber görevi göreceği gibi aynı zamanda güzel bir gözlük rotası noktası olacak. Güvenli yolun bir kısmı güvende sayılabilir. Devam edelim. Tamamdır. Ve sağlığına gidiyoruz. Bu aç kalmamamız için yapmamız gerekiyor. Son nokta galiba. Bunu da yaptık mı bitiyor sanırım. Bu sırada ha, o oraya geliyor, bu da buraya gidiyor, güzel. Ya, kaşiflerden de güzel kaynak gelecek. O da bir miktar aslında içimi rahatlatan bir şey. 24 saat çalışıyorlar değil mi bunlar şu an? Aynen. Biri mutlaka kafasına sıkacaktır ya. O kaçınılmaz. O oluyor. Sevkiyat ulaştı. Gemi enkazı kampından. Odun mu?
Gömülmemiş ceset. İnsanlarımızdan birkaçı çürüyen bir cesetle temas geçince hasta okey. Ana. Bir dakika. Nakliye deposu. Gelişmiş. Erzak nasıl teslim gönderme yapmamızı yarıyor. Tedarik bağlantını kuran inşaat. Ha, bunu kendimize koruyoruz. 45'e 20. Tamam. Tamam. Gelişmiş şey yapıyoruz. Okey. Bir de neydi? Dur asıl bir şey. Ölüler için mezarlık. İnsanlar, mezarlık. Uzağa bir yere yapabiliriz. Mesela o da huzursuzluk arttırıyor tabii. Kemik korusu. Muhtemelen ağaçların altında insanların kemikleri bulduğumuz koruluk. Yine rahatsız edildi. Ne? Doğmuş ağaçların etrafında bir sürü insan kemiği bulunuyor. Çoğunlukla muhtemelen aç hayvanlar tarafından bırakılmış diş izleri var. Hayvanlar çaresiz şekilde yemek ararken bu insanların yerin altından çıkarmış olmalı. Gitmeden önce onları gömeceğiz. Bu dünyada terk edilmiş olan bu yabancılar için elimizden ötesi gelmez diyerek 32 tane de odun. Çocuk madeni. Let's go. Son istasyon. Burayı da yaptık mı? Güvenli yol. Her şey planlandığı gibi gitti. Burası yerleşim yerlerimiz arasında gelecek seferlerde net bir rehber görevi göreceği gibi aynı zamanda güzel bir gözcülük noktası olacak falan filan. Devam et. Bu kadar mı? Bitti mi? Buraları yaptık. Buraları yaptıysak seni geri yollayabiliriz şu an. Bu tamam. Abi ne yapıyor bu? Sağlam barınak. En arktik hava şartlarına bile dayanacak şekilde inşa edilen barınak. Belli ki büyük fırtınaya dayanamamış. Acıklı son. Nasıl yani? Kaynakları al. 15 odun için mi? Puh! Bölgeyi incelerken karın altında dışarı çıkan bir kapı koluna denk geldik. Kapıyı çekip çıkardık ve üzerinde şu yazıyı gördük. Ay ne oluyor, ne oluyor bu saatte? Tüm bilim insanlarına eğer herhangi bir malzeme kullanırsanız şehre döndüğünüzde levazım subayına bildirmeyi unutmayın. Sığınaktan geriye bir tek bu kalmış. Lalay lalay. Rüzgar bükücü Orhan Ait Nagar Angel İsmail Enes Kartal ve Gaming Screen TV'ye gidiyor. Gara'nın 5-7 abone. Lol lol. Mesela coşsun sonuna kadar. 24 saat sonra buradan ne geliyor bize? 65, 47, 17. Abi bu aslında çok da müthiş şeyler getirmiyor ama. Lalay lalay. Tamamdır. Yemek durumunda iyiyiz gibi. Aha! Aha! Göreceksiniz bu çabaya değecek. Artık sevkiyatları güvenle gönderebilirsiniz. Bu yeni taşıyıcılar gerçekten de bilimin bir mucizesi falan. What? Bayağı yol yaptık ha. İki yerleşim yeri arasında. Yerleşim yerlerimiz arasında bir güvenli yol kurduğunu onaylamış bulunmaktayız. Bu yol acil durumlarda daha hızlı cevap verme ve ihtiyaç duyduğumuz istikrarı sağlama konusunda bize yardımcı olacaktır. Bundan böyle size günlük çiğ gıda sevkiyatları göndereceğiz. Umarız bu yol halklarımız için hayırlı olur. Günlük 50 çiğ gıda sevkiyatı gönderilecek. Umut biraz artacak. Harika haber.
Gerçekten harika haber. Hatta 50 değil, 60 çünkü artı 10 da şeyden geliyor ya. Biz bir şey yaptık ya. Ekstra bir olay yaptık ya. 60-60 geliyor yani. Mükemmel. Mükemmel. Bu bayağı iyi oldu. Teknolojide niye? Anlamadım. Tamam. Bu tamam. Ev yapacaktık demişim de sadece direkt. Önce bir evimiz var. Önce bir evimiz... Yalnız bir şey soracağım. Neden yemek pişmiyor diyecektim. Mezarlık kuruldu. Niye olmuyor? Serin. Şimdi oldu. Allah Allah. Lan bunu boşuna mı yaptık? Allah Allah. Bir, gördünüz mü? Bir tuhaf oldu ha. Neyse. Şimdi sana bir miktar... Bunu yaptığımız zaman bir dakika yönetim yüksek. İletişim kuralım mı? Ne istiyoruz? Bir şey istiyor muyuz? Bol bol. Gerçi bir şey söyleyeyim mi? Şu an galiba buradan ne istediğimize dair hiçbir şey yapmayacağız. Hani bir şey çok acil olursa çat diye söyleriz. Şimdi diğer tarafla ilgilenelim. Yani burasıyla. Burası ne istiyor bize? Kömür deposuna ulaşmak istiyor. Ya ona şuradan da bakabiliriz aslında. Niye yapıyoruz ki? Buradan. Şuradan. Çelik. Hop geldi. Lan dur. Alışkanlık. Aa dur. Önce ev dedik değil mi? Önce ev dedik. Bu doğru. Ve 5 ev dedik değil mi? 1 2, 3, 4. 4, bekle. Sağladığın destek ve malzemeler için gerçekten minnettarız ama bir sorunu çözmeni istiyoruz. İnsanların ölülerimizi görünce rahatsız oluyor. Biz onların donmuş bedenlerini daha sonra gübreye çeviriyoruz. Mezarlık inşa edip onları eskisi gibi gömmek istiyorlar. Bizim geleneklerimiz böyle değil. Biz ölülerimizin tekrar yaşam döngüsüne girme isteklerine saygı duymak istiyoruz. Sonsuza dek donun içinde... He. Kalmalarını istemiyoruz. Onlar için bir gübre çukuru açmamıza yardım eder misin? Mezarlık açılacak. Kaplıcalar memnuniyetsizlik duyacak. Umut biraz artacak. Evet. Mezarlık yapıyoruz. Umutun artması lazım. Ve galiba şu hamleyi de yaparsak. Buraya da belki bir dövüş yeri. Tamam, böylelikle sözümüzde duracağız diye tahmin ediyorum artık. Demin kani yalıtımına hiç gerek var mıydı? Bence yoktu. Ama olan oldu. Şimdi fark ettim. Of.